8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz doçent doktor Sevgi Kurt. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam meme estetiğinde en çok hangi ameliyatlar yapılıyor? Hastalar tarafından talep ediliyor. Meme estetiği belki de plastik cerrahi olarak en çok yaptığımız ameliyat diyebilirim. Meme estetiği olarak da daha çok meme büyütme, bunun dışında yine meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatlarını yapıyoruz. Türkiye'ye bakarsak bence sanki meme küçültme ameliyatlarını daha çok yapıyoruz diyebilirim. Hocam uygun boyutu nasıl buluyorsunuz? Yani çünkü çok da böyle sosyal medyada, televizyonda bir sürü böyle değişik haberler de çıkıyor bununla ilgili. Ameliyatta bu memenin nereye küçülmesi veya nereye büyümesi gerektiğine nasıl karar veriliyor? Bu gerçekten zorlandığımız bir konu. Yani özellikle bana gelen hastalar da hep diyor ki ben doğal bir meme istiyorum, doğal olsun. Ama mesela hastanın kafasındaki doğalla benim kafamdaki doğal aynı olmuyor. Ben bazen fotoğraf istiyorum hastalardan. Mesela özellikle büyütme yapacaksak hani nasıl bir meme sizin için doğaldır? Onu bana gösterin diyorum fotoğrafta. Bence bu işe yarıyor. Fotoğrafta mesela görüyorum ki aslında bence çok büyük bir meme istiyor mesela meme büyütme için. Ama onu doğal olarak algılıyor. Biraz da bunu yenebilmek için böyle üç boyutlu simülasyon yapan bir takım cihazlar ve yapay zeka programları da var artık. Onlardan da faydalanmaya başladık açıkçası. İşte orada mesela hastanın fotoğraflarını çekiyoruz. Bir takım bütün bu silikon markalarının hepsi kayıtlı orada. İşte diyoruz mesela 350 cc koyarsak ortalama böyle bir görüntü elde edeceğiz. Tabii ki %100 hani garanti değil ama hani bu boyut sizin için ideal mi yoksa küçük mü? Artık açıkçası bu programı kullandıktan sonra bayağı rahatladım. Hani artık doğal mı değil mi şey yapmıyoruz yani. Evet. Daha rahat karar veriyoruz. Hocam peki meme büyütme operasyonunda kullanmış olduğunuz protezlerin özellikleri nelerdir? Bu kullanılan protezler sağlığımız için herhangi bir zararı var mıdır? Bir sürü marka var açıkçası bu silikonlarla ilgili ama hepsinin temel özelliği etrafında bir silikon kılıf var ve içinde de silikon jel var. Hemen hemen birbirine benzer hepsi. Kendilerine göre avantajları veya dezavantajları olabiliyor. Bu silikonları temelde yuvarlak ya da damla şeklinde olarak ayırıyoruz. Damla şeklinde olanlar daha doğal oluyor, daha işte kadın memesine yakın oluyor. Yuvarlak olanlar ise daha böyle iddialı bir görüntü isteyen hastalarda tercih ediyoruz. Sonuçta bu silikonların hepsi birer yabancı cisim. Tabii ki vücuda yerleştirildiğinde işte vücut bunların üzerine bir zarla çevreliyor. Buna da kapsül diyoruz. Zaten hocam siz de bilirsiniz bu şey bütün o protezlerin etrafı kapsülle çevrilir. Ne olabiliyor? İşte bu kapsül zamanla kalınlaşabiliyor, memede şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Bunlar hani sağlığa zararlıdır diyemeyiz ama tabii ki yabancı cisim olduğu için uzun vadede bir takım problemler yaşayabiliriz ve silikonları değiştirmek gerekebilir. Aslında tam bunu soracaktım. Yani bu tip ameliyatlar gerçekten kişinin ömür boyu bu implantları taşıyabiliyorlar mı? Yoksa şöyle bir öngörünüz var mı? Biz mesela bazen protezlerden eskiden daha çok bunu bahsederdik. Şu kadar ömrü vardır falan diye. Sizde böyle bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı? Kesinlikle. Biz de hep eskiden diyorduk ki problem olsun ya da olmasın 10 sene sonra değiştirelim. Ama artık hani yeni nesil silikonlar bence biraz daha teknolojik olarak daha kaliteli şey yapılıyor, üretiliyor. O yüzden artık şey diyoruz hani bir problem yaşarsak evet değiştirelim ama problem yaşamazsak bunların aslında ömür boyu kalmasında da bir sakınca yok. Mesela 30 yıl önce yerleştirilen bir silikonu çıkardım ben en son bir hastadan ama hani gerçekten silikonda herhangi bir deformasyon veya bir problem yoktu. Hasta sadece hani ben artık ağır geliyor, işte yaşım ilerledi, o yüzden istemiyorum bu silikonu dediği için çıkardım. Hani aslında ömür boyu kalabilir ama silikon yerleştirdiğimiz hastaların mutlaka senelik kontrole gelmeleri gerekiyor. İşte meme ultrasonu, mamografi çok önermesek de yine de yapılabiliyor ama en azından bir meme ultrasonuyla mutlaka takip etmek gerekiyor hastaları. Hocam protez dışında meme küçültme operasyonları da
talep var dediniz. Ülkemizde en çok meme küçültme çalışması yapıyorum dediniz. Peki meme küçültme operasyonu her hasta için, göğüs yapısı büyük olan için uygun mu? Kimlere yapıyorsunuz? Küçültme yapıldıktan sonra da gebe kalınırsa eğer bu süreçte ameliyattan sonra yakın tarihte bir problem olur mu? Yani meme küçültme ameliyatlarını, memesini büyük gören, gerçekten hani artık bir hem omurgasına yük biniyor hastalarda, işte sırt bel ağrısına yol açıyor, artı yaz aylarında dermatit, pişik dediğimiz ya da mantar enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Hasta şikayetçi ise 18 yaşını doldurmuşsa bütün hastalara yapabiliyoruz. Meme küçültme ameliyatının şöyle bir şeyi var. Şimdi ne kadar çok doku atarsak o kadar, nasıl söyleyeyim, emzirme şeyi etkilenebiliyor fonksiyonu. O yüzden eğer hani yakın zamanda bir gebelik planı varsa ameliyatı ertelemeyi öneriyoruz. En azından hani süt verme, emzirme, çoğu hastada yine emzirebiliyor ama garanti veremiyoruz sonuçta. Yakın zamanda bir işte gebelik planı yok veya hasta hiç evli değil, hani öyle hastalarda, isteyenler de tabii ki yapıyoruz. Diyelim ameliyatı yaptık, hasta bir sene sonra ya da iki sene sonra gebe kaldı. Hani bunun hastaya hiçbir zararı yok ama gebelikte ne oluyor? Vücut bir kilo alıp verme olayı oluyor. Artı bir de emzirme olayı olursa yeniden o büyüyen meme yeniden küçülme evresine geçiyor ve sarkma meydana gelebiliyor. Yani yaptığımız iş bozulabiliyor aslında. Evet. Yoksa hani sağlık açısından ya da şey açısından bir zararı olmuyor hastaya. Peki şimdi bir plastik cerrah olarak en önemli soru herhalde iz kalır mı? Gerçekten. Yani böyle bir işlemden sonra bir iz kalır mı? Bir de his kaybolur mu? Bu da önemli. Evet, gerçekten önemli o da. İz bizim yaptığımız bütün ameliyatlardan sonra kalıyor. Yani kesilen bir yer mutlaka izle iyileşiyor. Ama bu izin kalın veya ince oluşu, işte rengini, yani hipertrofik scar diyoruz, hani kabararak mı iyileşeceği veya düzgün bir şekilde mi iyileşeceği birazcık hastanın deri kalitesiyle, deri yapısıyla ilgili. Ha, çoğu hastada meme ameliyatları sonrasında çok böyle büyük problem yaşamıyoruz iz açısından ama her hastada ince de olsa ters D şeklinde veya lollipop şeklinde bir iz kalıyor. Yani izsiz bir ameliyatımız maalesef yok. Henüz bulamadık. His kaybı oluyor mu hocam? His kaybı da olabiliyor. İlla %100 olacak anlamına gelmiyor. Ama his kaybı yaşasak bile bu hastaların %90'ında, %95'inde hatta 6 ay sonra o his genelde geri geliyor. Ama %5-10 gibi bir oranda da his geri gelmeyebiliyor. Yani kalıcı olarak his kaybı yaşanabiliyor. Ben bir de biliyorum ki sizin izleri saklama konusunda çok yeteneklisiniz genel olarak. Şimdi bu meme ameliyatlarında da hani izler böyle belirgin yerlerde mi yoksa daha saklanabilen yerlerde mi? Yani şöyle, hani iç çamaşırla, bikiniyle görünmeyecek yerlerde oluyor tabii ki. Ama mecburen meme başını yukarıya taşıdığımız ve kahverengi alanı da küçülttüğümüz için orada bir yuvarlak izimiz oluyor. Onun dışında kahverengi alanın altında ters T şeklinde, artık memenin boyutuna göre ne kadar çok da doku atıyorsak onun boyutuna göre küçük veya büyük ters T şeklinde bir iz kalıyor. Ama bu T'nin alt şeyi özellikle memenin sulkusu dediğimiz o en alt kısmına yerleştiği için hani çıplakken bile böyle karşıdan bakışta görünmüyor. Sadece kahverengi alanın etrafındaki iz görülebilir. Evet. Hocam peki meme protezi olsun, meme küçültme işlemi olsun, bunların iyileşme süreçleri nasıl? Özellikle bir mevsimi var mıdır? Bu konuda da bilgilendirelim izleyicilerimizi. Meme ameliyatları bence hani hasta açısından en konforlu geçen, hani çok fazla ağrılı olmayan, iyileşme süreci çok uzun olmayan ameliyatlar. Ama yine de hani memenin bir şeklini alması, o ödeminin gerilemesi için, iyileşmenin tamamlanması için gerekli olan bir süre var. Hastanın şöyle söyleyelim, günlük rutinine dönmesi 10 günle 2 hafta gibi bir süreyi alıyor. Ama memenin asıl şeklini alması 3-6 ayı buluyor. Ve yaklaşık bir 6 hafta boyunca da hastaya işte ağır sporlar, ağırlık kaldırma, o gibi hareketleri kısıtlamasını istiyoruz. Bir de medikal sütyen var bizim yaptığımız korse. Şekli korusun diye korse. O korseyi de en az 6 hafta kullanmayı öneriyoruz.
Yani aslında 6 hafta sonra artık hastalar bayağı rahatlıyor. Hani artık ameliyat oldum, ben işte kısıtlıyım, o histen de kurtulmuş oluyor. Tabii bu ameliyatlarda hani kesik ve iz olduğu için kış aylarında yapmak hasta konforu açısından da yara iyileşmesi açısından da bir tık daha avantajlı oluyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Estetik ediyorum. Ve güzellik adına iyi ki geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz doçent doktor Sevgi Kurti'de. Kendisiyle meme estetiği, yani meme protezi ve meme küçültme operasyonlarından bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.